karanlığa düşüyor ama. Evet arkadaşlar, far almak için şunları şöyle söküyoruz. 4 tane var. Şu plastiği çıkartmak için de şu alttan arkadaşlar yukarı doğru çekiyoruz. Ve plastiği şöyle kenara alıyoruz. Şimdi şu delikler lazım olacak büyük ihtimalle. O yüzden söktük. Alttaki reflektörden stopa kablo çekmemiz lazım. O yüzden de stop farını çıkartmamız gerekiyor. Stop farını nasıl çıkartıldığını size gösteriyoruz şu anda. Şimdi arkadaşlar farı çıkartmak için şu görmüş olduğunuz yaylı mekanizmayı çıkartacağız. Şuraya çıksana. Gözükmüyor. Arkadaşlar şimdi şunu şöyle çevirerekten alıyoruz. Zaten bu plastik parça. Şöyle. Şimdi farımız boşa çıktı. Farımızı çekip alacağız. Macuna bakın. Şimdi arkadaşlar farı çıkartırken çekemedik. Farı şuradan bastırıp şu görmüş olduğunuz yer giriyor. Kendi zor çekiyorsunuz. Şuraya ışıtırsana. Şimdi buradan görünmüyor ama şuradan kabloyla reflektörün elektriğini alacağız. Şimdi arkadaşlar reflektörün kablosunu şu gördüğünüz olduğunuz yerden attık. Devme yapmadan. Şimdi bu reflektör bunun değilmiş. Şimdi arkadaşlar reflektörü yerine oturtturduk. Oturtacağız. Şimdi İttirdiğimiz zaman oturacak bu reflektör yerine zaten. Şimdi bunu nasıl çıkartacağız? Şimdi arkadaşlar şuradan ve şuradan çekmeyin reflektörü. Şöyle bir tane battaniye koyun. Altına yatın. Kafanızı soksanız yeterli. Bir şey versene. Bakın reflektörün şundan plastikle çıkacak kablonun çıktığı yerden. Elinizle bastırdığınız zaman bunu alırsınız. Şu gördüğünüz silikon sünger var. Kenarından da tornavida sokun. Çıt yatacak zaten. Diplerden çıkartırsanız büyük ihtimalle bizimki gibi kırılacaktır. Arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle şu şekilde bir kılavuz attık. Bende kılavuz var. Siz bir kablo atabilirsiniz. Şöyle ışığımızı açalım. Kılavuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kılavuzu aşağı kadar çekeceğiz. Şu beyaz kabloyu bağlayıp yukarı çekeceğiz bunu. Şimdi arkadaşlar bize artı 12 volt lazım. Hem plaka lambanın şeyini söküğünü görün. Bakın şurada çentik var. Çentiği bastırarak bunu alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun biri artı. Bir eksi, biz artısını kullanacağız sadece. Arkadaşlar şimdi bunun da beyaz yapabilir miyiz? Elimizde ampul var mı? Hemen ona bakalım. Şöyle elini söküyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi T10. Elimizde ampul varsa bunu da değiştiririz. Şimdi arkadaşlar rengi siyah ya da mor. Galiba mor. Rengi mor. Mor olan artımız. Bunu unutmayın. Mor artı. Şimdi arkadaşlar bizde şu şekilde malzeme var. Ne dedik? Mor kablo demiştik. Artımız. Şimdi kesmemize gerek duymadan bu malzemeyle sadece mor olan kabloyu orijinalliğini bozmadan arabanın şu şekilde içine koyacağız arkadaşlar.
Evet. Şimdi bunun bir tarafı körlü. Şunu da geldiğe kadar dayıyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde. Elinize bastırabilirsiniz. Elini de biraz bastırın kapağın üstünden. Evet. Daha sonra bir tornavida yardımıyla bunu yerine sokup kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gayet başarılı şekilde oldu. Şimdi bunun elektriği kapalı arkadaşlar. Nasıl kapalı? Şuradan açıkken tornavidayla içi dille bastırın. Yani şu şekilde açıkken, şu an elektrik var bunda. Şu şekilde bastırın ki kilitlensin. Araba elektrik vermesin. Yani kablonun ucu açık. Bir yerlere deyip de şase yapmasınlar. Biz yine keselim kablonun ucunu. Ama yine tabi ucunda tel var. Şimdi arkadaşlar kablomuzu şuradan şu şekilde ala ala en dibe kadar. Şimdi arkadaşlar iki tane kablomuzu bağladık. Grili yeşil olan, şu görmüş olduğunuz gibi, bu GFT'ye taktığımız zaman yanacak olan beyaz. Şu beyaz olan da, yani mavi beyaz olan da sol sinyal. Şimdi bunları bağladık. Şimdi burada frenle renkli alan yanan ledimizin şeyi kaldı. Bunların renklerini size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar renkli yanan da şu yeşilli sarı olan kablomuz. Yeşilli sarı olan kablo. Renklimizi de ona bağlayacağız. Arkadaşlar fren lambasında bu arkanın beyaz kablosunu alacağız. Şurada görünen frenden. Stopta bulamadık. Tetiklemiyor. Biz de buradan kablo çekmeye karar verdik. Sağ sinyalin rengi de arkadaşlar sarı yeşil. Evet arkadaşlar, bagaj reflektörlerimizi aktif ettik. Alt tamponumuza reflektörlerimize led döşedik. Ver acım sol sinyali. Evet, görmüş olduğunuz gibi çift taraflı. Frene bas. Sinyali kapat da bas. Evet, frene bastığınız zaman aynı yukarıda olduğu frenler olduğu gibi ekstra bir fren görevi görüyor. Sislerde falan gayet avantaj sağlar. Geriye tak. Arkadaşlar bu şekilde dörtler aç. Evet. Sağ sinyal ver. Evet. Sağ sinyal dedi. Sağ tarafa doğru gidiyor dörtler arkadaşlar.